Arkadaşlar, hayat öyle bir şeydir ki zaman zaman size en içten duygularınızı böyle öyle bir kabartır ki amına koyayım neye uğradığınızı şaşırırsınız. Adam. Amına koydum gene geldim bu var ya bir şey söyleyeyim mi? Bu Discord'da koronayı bulaştıran sensin. Discord'da herkes korona olmuş diyorlar, doğru mu? Öyle bir söylenti var. Korona olan da söylemiyor ki amına koyayım. Çok kişi olmuş evet abi. Korona önce olan da söylemiyor ki. Niye söylemiyorsunuz abi korona olunca sağa sola bulaştırıyorsunuz amına koyayım. Lan Ebiran çok duygusal bir giriş yapıp anasını sikmiş şu an koronaya girmiyor. Sanki başka bir tribe giriyorlar abi ben anlamıyorum ya. Nasıl yani? Abi o abi. Yani abi nasıl şimdi... evden çıkmadın? Bugün babamı aldın seni amına koyayım ya. Yok yok abi koronayken koronayken. Bir şey söyleyeyim mi? Bugün hakikaten şunun farkına vardım. Emirhan benim öz kardeşimmiş. Vallahi yani bir alkışlasanız ipine ben tek başıma alkışlayınca olmuyor. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Emirhan abone olmuş gibi. Emirhan abone olmuş gibi. Ay, çok güzel bir giriş yapacaktım duygusaldan anasını sikti. Şu an bütün moral motivasyonum bitti. Şu an eğlenmeye amına koyayım. Çifte telli açsanız buranın anasını sikerim. Asere gibi kıvırtmaya başlarım. Yemin ederim mezleke falan hepsi üstüne gelsin. Hiçbir sıkıntı yok. Abi ülkenin halini mi düşün? Aklına bu ya o gelsin. Bana ne amına. Arkadaşlar biz küçükken şimdi... Uzun zamandır sevgilisi olmayan var mı? İnşallah olur sevgiliniz. Yapmayacağım o şakayı. Abi biz küçükken şimdi bize mahalledeki abilerimiz yani 30 yaşına 35 yaşına yani ben biliyorsunuz semt ortamında büyüyen biri olarak ben avuçlarda büyüdüm. 30 yaşında 35 yaşındaki abilerimiz böyle dertli dertli babalarıyla alakalı sorunlar böyle anlatırlardı tamam mı? Ve şunu derler biz o zaman 7-8 yaşında paleyiz amına koydum ufak çocuğuz. Derlerdi ki bir yaştan sonra babanızın babası siz oluyorsunuz. Hiç unutmayayım. Bir gün bu lafı etti arkamı döndüm dedim ki dedim amına koyayım çocuğu dedim ne anlatıyor dedim ya. Öyle dedim saçma sapan şey mi olur dedim amına koyayım. Ben dedim nasıl dedim babam babası olabilirim ya dedim amına koyayım. Bu dedim amcıklar dedim cigarayı dedim içi içi dedim amına koyayım yapıyorlar dedim kafayı uçurtma gibi gelip bize burada nasihat veriyorlar. Aynı böyle bak 7-8 yaşında pişim daha sana yemin edeyim dayı. Amına kodumun çocukları dedim çekiyorlar çekiyorlar dedim biraları geliyorlar bizi topluyorlar burada amına kodum bizim kafamızı kırıyorlar he. Bugün bazı şeylere ikna oldum. Kandır ya hissedersin bazı şeyleri böyle çeker o seni amına koyayım anladın mı? İçime kurt düştü. Dedim bir babamı arayayım ya. Ne abi? Aradım. Yaptı böyle gün. Ananı sikeyim dedim ne oldu? Baba. Neredesin sen de ben dedim baba. Çatalcadayız dedi. Çatalcadayız dedi. Baba dedim dur bakayım. Sen dedim kapat telefonu dedim bir görüntülü arayayım seni. Dayı görüntülü bir aradım bunu. Abooo amına koyayım. De. Ateş yakmışlar ormanda. Aynen. Arazi orman gibi bir yer. Emirhan gitti. Emirhan aldı babamı sağ olsun. Ve ateş yakmışlar dayı. Tamam mı? Toplanmışlar. Evde içmişler diyelim. Tamam mı? Orman gibi bir ateş yakmışlar böyle. Kendi arazilerinde. Aynen oturuyorlar. Baba dedim. Lamba var orada. Sen, tek lamba. Sadece. Bir tane de aynen. Baba dedim sen dedim içki mi içtin? Ne içkisi amını sikeyim ya dedim tamam. Dedim tamam. Dedim araba nerede? Araba burada bir yerde ya. Ay yaptı. Ay dedim tamam. Amına dedim telefonu kapat. Sen dedi ben dedi nasıl konuşuyorsun dedi. Sen dedi evet dedi artık dedi büyüdüm dedi. Ama dedi ben dedi bunu dedi kabul etmiyorum. Dedim telefonu kapat dedim amına dedim. Emirhan'ı aradım. Emirhan dedim babamdan dedim konum iste. Babam beni kimse gelmesin. Ben kendim gideceğim. Tribe gidelim. Ben 60 yaşındayım ben kendim giderim falan. Amına koyayım dedim baba sen ne yaptın? Kaçak rakı mı içirdiler amına koyayım? Dayı normal değil çünkü tabii bünyede artık yaşlandığı için ve işin tuhaf tarafı benim korkmama sebep olan benim babam 2 hafta önce mide kanaması geçirdi. Yani adamlarda bir yaştan sonra hakikaten bunu yaşayanlar vardır aranızda. Bir yerden sonra bu hakikaten... bunu bize çocukken çok söylerlerdi. Şu an benle aynı kaderi paylaşan
yaşıtlarım ya da abilerim vardır. Bir yerden sonra bunu hepiniz göreceksiniz. Şimdi ben de size anlatırken büyük ihtimal siz de bana siktir amına koydum çocuğu diyorsunuzdur içinizden. Ben de çünkü büyüklerim aynısını söylüyordum. Bir yerden sonra babalarımız, aile büyüklerimiz hakikaten kafa yapısı olarak çocuklaşıyorlar amına koyayım. Ve siz onlara hakikaten bu sefer yani bunu 30'unuza dayandığınızda, merdiveni böyle 30'a dayadığınızda anlayacağınız, çok net anlayacağınız bunu. Bunu hepiniz yaşayacağınız sağ sağ Allah uzun ömür verirse anne baba sağsa bunu hepiniz anlayacaksınız. Bak chatte yazanlar var. Dayı Allah belamı versin 3 yaşında çocuğa dönüşüyorlar amına koyayım. Şimdi babanız hiç o şimdi özellikle yeni izleyen 17-18 yaşında 20 yaşındaki genç kardeşlerim. Sizler şu an babanızı okup çünkü babanızdan şu altınıza sıçıyorsunuz değil mi? Hala biz ben hala korkuyorum babamdan. Ya babam öt dese göt veririm yani. Ha, o ayrı bir şey. Ama işin minimale yani en dibine indirirsen şimdi bakıyorsun baban gözünde şey hani birçoğunuzun sonuçta hani öğrencisindir 18-20 yaşında. Harçlığını baban veriyordur. Bir ihtiyacını baban karşılıyor. Eğer çalışmıyorsan bunlar normal dönemler öğrenciyken bilhassa. Lakin amına koyayım benim babam son bir senedir böyle chat. Evet bir senedir ya. Abi ormanda içki içmekle mi amına koyayım? Sen 18 yaşında mısın ya? Ya moruk biz bunları 18 yaşındayken evden arabayı kaçırıyorduk amına koyayım. Cebimizde para yok. Mekanda içmeye para bulamadığımız için gidiyorduk tekel vahiden biraları alıyorduk amına koyayım. Polislere de yakalanmayalım diye sahilde ormanların içine dalıyorduk. Bir tane ağacın köşesinde içiyorduk dayı. Ya dayı sen 60 yaşındasın ya. Sen 60 yaşına gel. Ne demek ya? Abi arabasan ne olacak amına koyayım? Arabasan devam. İşte devam. Bir yaştan sonra hakikaten anneleriniz gelsin gözünüzün önüne. Bundan 10 sene önceki halleriyle şu anki halleri bir mi? Annelerinizin. Benim annem duygusal bir ponçik şu an ya. Abi ya. Sabah arıyorum tamam mı anne diyorum ne yapıyorsun ne ediyorsun? İşte bir ihtiyacın var mı bir şey var mı şu var mı bu var mı? Aradan 6-7 saat geçiyor. Telefon çalıyor. Annem arıyor. Sen beni hiç aramıyorsun. Daha 6 saat önce konuştuk. O başka. Sen orada başka bir şey sordun. Anne 6 saat önce konuştuk. Aramıyorsun. Ben evlenince size gelmeyeyim o zaman hiç. Lan ne alakası var amına? Abi hepsi falan. Ben diyor evlenince zaten gelme. Benim diyor evim var diyor. Ben diyor onu satarım diyor. Kendimi huzur evine kapatırım diyor. Anne niye böyle bir şey yapasın? Tamam diyor ben diyor anlayayım zaten bu evde diyor kimse beni sevmiyor. Abi. Fazlalığım ben falan. Ha aynen fazlalığım ben. Bir de şey modu var. Şimdi ben özellikle bilhassa bak chat nasıl gülüyor. Çünkü hepsinin annesi babası tamam güzel iyi yakaladık birbirimizi burada. Demek ki hakikaten bu global bir sorun amına koyayım. Herhalde yaş ilerledikçe çocuklaşma durumu maalesef var. Özellikle bunu bak yemin ederim benim yaşıma geldiğinizde zaten yaşıtlarım chat'e yazdılar. 27-28 böyle 30'a merdiven dayadığınızda net olarak göreceğiniz bunu chat. Yani adam fark ediyorsun belli ediyorlar anladın mı yani çocuk gibi oluyorlar 10 yaşında gibi oluyorlar şu an belki birçoğunuzun inanası gelmiyor buna amına koyayım diyorsunuz ki şimdi bakıyorsunuz lan benim babam benim anamı siker ya siz ne diyorsunuz abi benim babam çocuk lan benim babam Kasımpaşa çocuğu Hacı Hüsrev çocuğu deli amına koyayım sıkıntılı adamdır yani benim babam bu hale geldiyse vay halimize. Abi yemin ederim ufak bir ponçik oluyorlar ya. Yani hakikaten onların ebeveynleri siz oluyorsunuz bir yerden sonra. Haberiniz olsun. Efendim Orta Doğu ve Balkanların yetişkinlere özel yayın yapan tek kanal olan Atatogan kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şeref donetlere doğru kafamızı çevirelim. Bir duygusal bir giriş yapacaktım. Emirhan amca anasını sikti o duygusal girişim. Böyle daha inceden girecektim. Bir şey söyleyeyim mi? Bende izleyici sayısı baga giriyor. Altıma sıçtım evet, burada. Evet baga giriyor abi. Gerçekten baga giriyor. Ben şey sen mi? Ben mi? 5 kere yeniledim. Bir şey söyleyeyim mi? Şu kafamı bir çevirdim. 3600 yazıyordu. Arana buradır sikeyim. Bak şu an alnımda biraz ter görüyorsunuz. Bir yakın abi, çekim alın. Abi İçmedim oğlum içsem iyi ama şu an bak bende bir ter görüyoruz mu şu an? Abi görünen yerlerde yok. Nasıl yok amına koydum orası götüm mü terledi? Adam kızarmış lan adam kızarmış. Kızarmışsın abi yapma. Bir şey söyleyeyim mi ekrana oh. Abi ben bilgisayarı fişten çekecektim vallahi o kadar korktum yani. Ben de vallahi yalan düşünüyorum amına koyayım ne desem de kapatsam. Öyle şeyler olmasın abi niye baka girdi izleyici sayısı? Sen aslında bakın şeyi de bilmiyorsun ben şeyde gördüm baka. Senin manuel yenilememiz lazım. Evet manuel yenilememiz lazım. Şu an yenilenmiyor çünkü.
Ben yayını, bak sen açılış ekranında şimdi siz yoksunuz ya burada. Ben işte introyu, introyu veriyorum. Verdim mi? Şimdi ayetel kürsüler okuyayım burada, tamam. Yayını başlattım. Ben her yayına çıkmadan önce ayetel kürsü okuyorum arkadaşlar. O intro bitene kadar. Aynen. Okuyayım. Bir gözüm de benim bir izleyici sayısında olur, tamam. Artmıyor, bir daha okuyorum. Artmıyor, bir daha okuyorum. Abi baktım normalde yani 2,5 dakikalık intro boyunca ben 4 kere ya da 5 kere ayetel kürsü okurum. 2 tane de toplantıya girmeden önce okurum. 7'ye tamamlarım onu. Adam. Allah adam. Allah, okuyum okuyum, amin diyorum. Bir de şimdi şey yapma, hani arayı da bozma, o tarafla arayı da bozma, çalışmıyor. Tamam, bozma. Aynen, şimdi böyle yapıyorum. Şimdi bakıyorum lan, yayını 1100'de açtık biz. Yani play tuşuna, start tuşuna bastığımızda kanalda 1100 kişi vardı. Start'a bastım böyle. 1100'ü gördüm, dedim ki o dedim bugün de dedim göte koyduk dedim, amına koyayım rahatız dedim. Başladım duaları okuma. Şimdi o yayında hani yukarıda yazıyor ya kaç dakika kaldı. 2 dakika kala orası 2000'e dayanır bizde. Yani 40. saniyede, intronun 40. saniyesinde orası 2000'lere dayanır bizim izleyici sayısı. Aynen. Abi okuyum okuyum bakıyorum hala 1100. Allah dedim şimdi, Allah bir şey, içimden de şey diyorum. Buna da şükür, elhamdülillah ya Rabbim. Sağlık olsun falan yapayım, amin diyeyim, tamam mı? Abi ikinci ayetel kürsü, üçüncü ayetel kürsü. Okuyayım hala bir yüzüme bırakmayın. Dayı hızlandırılmış programı aldım ayetel kürsüyü bu sefer. Hızlı hızlı okuyayım beni, tamam mı? Lan diyorum Allah'ım bir şey mi oldu? Hemen kalktım şeye bakıyorum. WhatsApp'a bakıyorum. Acaba diyorum bildirim mi düşmedi? Acaba diyorum kaydırmalıyı mı atamadık, amına koyayım? Ne oldu? Bir ibnelik var. Abi sonra artık süre bitti, yayına gireceğim yani, ekran vereceğim kendimi. Açtım, hala 1100 yazıyor. Yayındaki ilk surat ifademe bakarsınız tekrardan. En son dedim ki bir yenileyim amına koyayım ben dedim bunu. Yenileyince aynen. Oo çok. Abi normalde 3000 korkunç sayılar, 3000 izlenmek. Anlık 3000 izlenen adam korkunç büyük yayıncıdır. Ama şimdi şöyle bir sıkıntı var, bizim götümüz çok kalktı. Yani hani Oğuzhan Uğur 3 senedir gelenek yazıyor ya, trend 1. Şimdi bizde de o var amına koyayım, anladın mı? Böyle aynen. Şöyle yapıyor ya, yayın öncesi buradaki konuşmaları görseniz dersiniz ki be amına kodumun çocukları kraliyet ailesinden bu ipneler kesin dersiniz yani. Dayı geliyoruz toplantıya, tamam mı? Hanım satıcı da koymadı bugün. Ben. Ceren diyor abi gerek var mı ki ya? Ya oluyor işte. Kürşat çıkıyor abi diyor bugün diyor 15 amına kodumu. Gül geliyor abi diyor bugün diyor rekor kırabiliriz. O geliyor abi diyor amına koyayım diyor bugün diyor Discord diyor şöyle diyor Discord'da diyor bugün diyor bir aktiflik vardı diyor arasını sikeyim diyor bugün diyor 20.000. Ben de hep bozan taraf. Gelirim buraya aynen cenabet siki yemiş gibi, çok affedersiniz. Tamam mı? Aynen diyeceğim ama affet bak, yani. Bak cenabet siki yemiş gibi gelirim buraya. Arkadaşlar bugün Instagram'da 50 kişi takibi bıraktı. Herhalde bugün yayın mı geliyor? Amına koyayım. Yani biz geldik bugün buraya. Ya orada da bir düşüş var. Bak çete selamun aleyküm yazdım. Cevap çok az. Bunu onu, neden böyle? Onu görürsek şükür falan diyorsun. Evet, ya 10.000 görürsek bugün büyük sayı. Aman arkadaşlar aza tamah etmeyen çoğu bulamaz falan. Yayın mı bitiyor abi? Hepsi birden üstü. Siz yayın sonu toplantılarını bilmiyorsunuz. Adam. Kapatıyorum yayını, tamam mı? Bak bir iki kere hani kapatmayı unuttum ya yayını. Oradaki surat ifademe bakın. Hep şudur bende. Arkadaşlar elinize sağlık. Hani bu şey. Çünkü beni biliyorum, beni sikecekler. Abi ne oldu aman abi? Abi. Geliyorlar şey. Abi hani 10.000 daha amına koyayım bak. Falan yapıyorlar böyle. Ben de geliyorum burada şey yapıyorum. Ciddi yani. Hani, arkadaşlar tamam teşekkür ederim. Ya bak gördük ama şöyle gördük. Bak orada da tutturamadık. Şunu yapamadık. Bunu yapamadık. Bunlara beni alttan ben de bunlara işliyorum, tamam mı? Ama ben her zaman beklentiyi düşük tutan tarafım. Aynen. Mesela bak şöyle bir olay var. Mesela kanalda 9700 izleyici mi var? Ceren 10.000 izleniyoruz der. Ben 9.000 derim. Neden evet, biliyor musun? Evet, evet. O an bir gaf yaparız. Ağzımızdan ters bir şey kaçar. Birden 300 kişi çıkar yayından. Anladın mı? İzleyici demesin. Amcık hani 10.000 izleniyordun diye. Bunların hepsi akıl oyunu. Yeni görüşlük yani. Tabii canım. Biz şu donetlere bir dönelim bakalım. Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. İki gün üst üste hafta içi. Normalde biliyorsunuz yapmam. Ama bize karşı göstermiş olduğunuz yoğun sevgiden dolayı size bir teşekkür borcumuz olsun. Bu arada Ceren 9700 tam. Amına koyayım. 9000 izleniyoruz şu an. Aynen. Ben de 10.400. Hayır 10.500 bu arada. 1600 de. Ben de 10.700. Abi bende niye öyle? Chat sizde kaç lan? Abi F5 yap ya. Yapıyorum. F5'ci. Bu arada giremeyen çok insan varmış ya yayına. Nasıl yani? Abi şöyle. Aynen abi. Bize bir güncelleme mevcut da evet. Lan ne ki? Metin abi!
Ne güncellemesi? Abi şöyle şimdi mobilden girilmiyormuş D9'a şu anda. Bir güncelleme olduğundan dolayı sanırım. Nasıl? Vallahi işte öyle yani, hani bayağı bir mesaj aldık bundan dolayı. Nasıl mobilden girilmiyor? Bir dakika. Aferin. Çocuğum yok ama bazen evdekilere babalık yapıyorum. Kesin aynı durumdayım. Afer'den önce timing var mıydı? Bir onu kontrol eder misiniz? Umut 5959 Şarköy. Seninki yine iyi. Bizimki... Seninki yine iyi. Bizimki ekip otosunda yakalandı. Babana yazsanız abi babanızla böyle en tuhaf şeyleri paylaşalım burada. Beraber okuyalım. Kerim Ünsal. Alfabe 29 harf. Ben 29 harfle seni nasıl anlatayım? Pişle mesela 3 harfli nasıl? Bora Kutlucan. İyi yayınlar abim. Tüm ekibe selam olsun demiş. Çok teşekkürler. Turgut Esen. İyi yayınlar. Mutluluğun hep daim olsun demiş. Çok teşekkürler. Bora Kutlucan. Harbi öyle oluyorlar. Reis ponçiklik başladı bile. Evet, zorlaşıyorlar. Ceyda'cığım. İyi yayınlar demiş. Sağ ol fıstık. Hoş geldin. Semih 1826. Evet abi, mobilden giremiyorum. Hesabıma da girmiyor. Abi bak, beni korkutmayın amına koyayım ya. Abdurrahman 4. ayı kutlu olsun. Nasıl girilmiyor ya? Yazdınız mı herkese? Abi baksana bak, kurban şimdi kendi telefonuna. Bir dakika dur, nasıl girilmiyor? Bir dakika, bana Metin abinin numarasını verin kardeşim. Söyleyeyim mi abla sesini? Eniştemin de teşkilatın numarasını verin bana. Bana teşkilatın numarasını verin amına koyayım. Bak WhatsApp'a bir fotoğraf attım, bakar mısın öyle? Bir dakika bakacağım. Benim kardeşlerim nasıl ya? Nasıl? Sikiyim, ben de girmiyor lan. Ben kendi kanalıma girebiliyor muyum? Bir bak bakayım abi, izleyebiliyor musun kendini? Ben kendimi izliyorum. Çok iyisin abi. Biz bakayım. De severek izliyoruz abi. Açın bir kanala, chat'i görüyorum. Chat'i görüyorsun, ekran gelmiyor abi. Ses falan yok yani. Evet. Aa bak, kapandı şu an kendiliğinden mesela uygulama. Telefonun mu dandiktir? Eberin amı. iPhone 11 Max Pro anasının amı. X16 86 GB lan benim telefonum. Nasıl benim telefonum dandik? 86. iOS'larda sıkıntı varmış abi sanırım. Vay, bizim chat zengin mi o zaman? Paranın amına koymaya seviyorsun oğlum sen kardeşleri. Abi ben Android'im, bende de yok. Sen telefonum dandik amına koyayım. Her şeyi. Abdurrahman 4. ayı kutlu olsun. Bra.